Evet arkadaşlar, ikinci dersin ikinci videosunda beraberiz. Hidrojen bağını anlattık. İşaretçimizi lazer yapalım. Evet, bir diğer etkileşim türü hidrofobik etkileşim. Hidrofobik etkileşim anlaşılması çok kolay bir etkileşim türü. Suyu sevmeyen, yani hidrofobik özellikteki moleküllerin, tabii bizim konumuz için biyomoleküllerin bir araya gelerek hidrofobik olduklarından dolayı bir araya gelerek oluşturmuş oldukları etkileşim biçimi. Mesela benzeni örnek alalım. Benzen C6H6. Bu suyu seven bir molekül değil. Dolayısıyla şu yukarıda görmüş olduğunuz gibi H2O ile C6H6 yan yana olmak yerine H2O'lar bir arada, benzen molekülleri C6H6'lar bir arada olacak şekilde bir şekillenmeyi, bir kompozisyonu tercih ediyorlar. Dolayısıyla bu da benzen molekülleri arasında bir etkileşim enerjisi varmış gibi davranmalarını sağlıyor. Buna biz hidrofobik etkileşimler diyoruz. Yani suyu sevmeyen moleküllerin bir araya gelerek bu şekilde bir konumlanma oluşturması. Evet. Suyun özelliklerine değinmek istiyorum biraz da arkadaşlar. Biliyorsunuz ki insan vücudunun %71'i su. Suyun içerisinde meydana geliyor vücut içinde süren pek çok fiziksel ve kimyasal olay. Bu yüzden de su belirleyici bir rol oynuyor. Su da bildiğiniz gibi gaz, sıvı, katı her türlü halde bulunabiliyor. Su çok önemli. Tek bir özelliğinden dolayı oldukça büyük önemi var. Isınma ısısı çok yüksek. Ve dolayısıyla ısı sıvası da çok yüksek. Bu özelliği sayesinde vücut sıcaklığının, hatta yeryüzü sıcaklığının ayarlanmasında oldukça büyük bir rolü var. Buharlaşma ısısı ve erime ısısı da çok yüksek. Aslında bunlar ısınma ısısı ve ısı sıvasına bağlı olan parametreler. Dielektrik sabiti çok yüksek. Bundan bahsetmiştim iyonik bağlarda. Dielektrik sabiti 80 olduğu için çözücülüğü çok fazla. Bağlar kuvvetlerini bu ortam içerisinde yitiriyorlar. Şimdi suyun önemli bir özelliğinden bahsedeceğim size. Uzun erimli düzen ve kısa erimli düzen. Belki ilk kez duyduğunuz kavramlar bunlar. Bunlar suyun yapısında bulunan düzen organizasyonları. Şimdi arkadaşlar şu grafiklere bakmanızı istiyorum. Bu grafikler üçü de aynı eksenlere sahip. Yatay eksenler R, yani mesafe. Rho ise olasılık. Mesafeye bağlı olasılık fonksiyonu. Yani radyal dağılım fonksiyonu olarak adlandırıyoruz biz bunu. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir noktada hareket ediyorsunuz. Mesela gaz ortamı içerisindesiniz. Yani su buharından oluşan bir gaz ortamı içerisinde olduğunuzu düşünün. Bir noktadasınız. Bu noktadan hareket etmeye başladıktan sonra yeni bir su molekülüne daha hangi mesafeden itibaren rastlayacağınızın olasılığını gösteriyor bu grafikler. Yani bakın sıfır noktasından başladınız. Şurada sıfır noktasından başladınız. Gaz içerisinde belirli bir mesafe kat ettiniz, kat ettiniz. Yeni bir su molekülüne rastlama olasılığınız sıfırdı. Ancak belirli bir R mesafesine geldiğinizde bu olasılık belirli bir değere kavuştu. Yani yeni bir su molekülüne rastladınız. Ve bildiğiniz gibi gaz içerisinde moleküller rastgele hareketler yaptıkları için bu mesafeden itibaren yeni bir su molekülüne daha rastlama olasılığınız her mesafede aynı. Yani radyal dağılım fonksiyonunun değeri belirli bir mesafeden itibaren sabit. Bu durum için, yani ideal gazlarda karşılaşılan bu durum için
organizasyonun olmadığı durum ifadesini kullanabiliriz. Şimdi zannedersem kristal durum için olan durumu anlattığımda belki kafanızda biraz daha netlik kazanacak. Mesela yine bir noktadan hareket ediyoruz. Fakat bu sefer gaz ortamı içerisinde değil de buz olduğunu düşünün. Yani suyun kristal hali için olduğunu düşünün. Bunda yine belirli bir noktadan çıktınız. Bakın lazer imlecimi takip edin. Belirli bir noktadan çıktınız ve herhangi bir R değerine gelinceye kadar yeni bir su molekülü ile karşılaşma olasılığınız sıfırdı. Ancak bu mesafede pik yaptı. Yani belirli bir değere ulaştı. Ondan sonra devam ediyorsunuz. Yine yeni bir su molekülüne daha aynı mesafe kadar daha kat ettiğinizde ancak ulaşabiliyorsunuz. Ulaşma olasılığınız maksimuma çıkıyor. Yani o değere kadar yok. Yani bir organizasyon içindeler. Rastgele hareket etmiyorlar. Yani bir düzen var burada. Bakın bu noktadan sonra yine belirli bir mesafe kat ettiğinizde yine rastlama olasılığınız sıfırken sabit bir mesafe değerine geldikten sonra yine pik görüyorsunuz. Bakın aralardaki sabit mesafelerde rastlama olasılığınız hiç yok. Yani buna biz uzun erimli düzen adını veriyoruz. Uzun erimli düzen. Yani suyun kristal örgüsündeki yapısı için söz konusu olan düzen tipi. Sıvı söz konusuysa, yani su mesela sıvı ise o zaman kısa erimli düzen adını verdiğimiz bu görmüş olduğumuz radyal dağılım fonksiyon grafiği söz konusu oluyor. Belirli bir mesafeye kadar yine su molekülüne rastlamıyorsunuz ancak bu mesafeden sonra yeni bir su molekülüne rastlama olasılığınız belirli aralıklarda maksimum değere ulaşıyor. Ancak bu uzaklık arttıkça bu sefer rastlama olasılığınızın pik yaptığı mesafeler değişiyor ve olasılığınız belirli bir sabit değere ulaşmaya başlıyor. Buna biz kısa erimli düzen adını veriyoruz. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunları sorabilirim sınavda genellikle. Yani bununla ilgili yorum yapabiliyor olmanızı beklerim. En azından kısa erimli düzen, uzun erimli düzen ve organizasyonun olmadığı düzen nedir? Ne anlama geliyor? Bunları bilmelisiniz. Evet, süremize bakalım. Güzel. Şimdi arkadaşlar su canlılar için önemli dedik. Fakat hidrasyon adını verdiğimiz bir olay var. Bu hidrasyon olayı bizim hücresel düzeyde bazı hücre zarından iyon geçişi gibi ya da iyonların hareketiyle ilgili bazı olayları değiştiriyor. Yani bu parametreleri değiştiren bir özellik. Hidrasyon olayı. Şimdi iyon dipol etkileşimini hatırlayalım. İyon dipol etkileşimi. Su biliyorsunuz ki bir dipol molekül. İyonlara bağlanabiliyordu iyon dipol etkileşiminde. Yani bir artı yüklü iyon varsa örneğin sodyum gibi su molekülünün eksi yüklü olan tarafıyla bir etkileşime girebiliyordu. İyon dipol etkileşimi demiştik buna. Şimdi sodyumun üzerine suyun bu şekilde iyon dipol etkileşimiyle bağlanması olayına biz hidrasyon adını veriyoruz. Hidrasyon dediğimiz şey bu iyonların veyahut da yine iyon gibi yüklü özellikteki ne olabilir? Mesela amino asitler olabilir, yüklü oluyorlar biliyorsunuz bazıları. Ya da bu amino asit dizilerinden oluşan protein gibi bazı moleküllerin yüklü taraflarına da bağlanabiliyor su molekülleri. Böylelikle bu moleküllerde de hidrasyon olayı meydana getirebiliyor. Bağlanan su molekülü sayısı ise hidrasyon sayısı olarak adlandırılıyor. Mesela bir sodyum iyonuna örneğin görmüş olduğunuz gibi 4 tane su molekülü bağlanıyor.
O zaman sodyumun hidrasyon sayısı nedir? 4. Buna biz hidrasyon sayısı diyoruz. Ve etraflarında oluşturduğu bu su molekülü tabakasına da, yani sodyumun mesela örneğin etrafında oluşan su molekülü tabakasına, yani 4 molekülden oluşan tabakaya biz hidrasyon tabakası adını veriyoruz. Bu çok önemli çünkü şuna sebep oluyor arkadaşlar. Eğer bir sodyum iyonu tek başına sulu olmayan ortamda olmuş olsaydı, yarıçapı burada görmüş olduğunuz gibi mesela kristal örgüsündeki yarıçapı 0,98 nanometre olacaktı. Fakat suyun içerisindeyken ki yarıçapı, etkin yarıçapı 0,281 nanometre oluyor. Yani çapı büyüyor. Çapının büyümesi ne sağlıyor? Bu sodyumun mobilitesini, yani hareket edebilme yeteneğini, ki bu yarıçapıyla alakalı bir yetenek. Yarıçapı ne kadar küçük olursa mobilitesi o kadar büyük oluyor. Bu yeteneği azaltan bir faktör. Yani 4 su bağlaması sodyumun zor hareket etmesini sağlıyor. Örneğin potasyum için bakarsak, potasyumun da kristal örgüsündeki yarıçapı 0,133 nanometre. Fakat çözeltide, yani sulu çözeltide 0,188 oluyor. Neden sodyumunki kadar fazla olmuyor? Çünkü potasyumun hidrasyon sayısı 2. Yani potasyum ancak 2 tane su molekülü bu ise normal şartlarda, eğer sulu ortamda olmasalardı, sodyum daha küçük bir yarıçaptayken, mesela potasyumla karşılaştırıldığında daha hızlı hareket edebilecekken, yani mobilitesi daha fazla olabilecekken, sulu ortama girdiğinde sodyumun hidrasyon sayısının potasyumun hidrasyon sayısından çok daha fazla olması sebebiyle sodyumun potasyumun mobilitesinden daha düşük mobiliteyle hareket etmesini sağlıyor. Yani sulu çözeltide sodyumun hareket edebilme yeteneği düşmüş oluyor, hidrasyon sayısının fazla olması nedeniyle. Mesela her iyon için bunu söyleyemiyoruz. Örneğin lityum. Lityumun kristal örgüsündeki yarıçapı ve çözeltideki etkin yarıçapı arasında fark olmasına rağmen hidrasyon sayısı oldukça düşük. Evet, bu hidrasyon olayı az önce de söylediğim gibi sadece iyonlarda değil, protein gibi mesela yüklü amino asitlerin oluşturduğu bazı bölgelerde de hidrasyonun olmasına neden oluyor. Bu da işte yine proteinlerin hareket edebilme yeteneğini kısıtlayıcı bir faktör olarak ortaya çıkıyor ve hidrasyon tabakası meydana getiriyor. Tabi burada bir proteinin farklı bölgelerinin, bu şekilde gördüğünüz gibi, artı yüklü, farklı bölgelerinin ise eksi yüklü olabileceği göz önünde bulundurulduğunda bir kısmındaki hidrasyon fazla olabilir, bir kısmındaki hidrasyon az olabilir, yüksüz bölgelerinde hidrasyon meydana gelmeyebilir gibi değişken durumlar doğurabiliyor. Evet, süreye de bakıyorum bir yandan. 13 dakikamız olmuş. Evet, hücre zarına bir göz atalım arkadaşlar. Şimdi hücre zarıyla ilgili bazı özelliklerden söz edeceğim. Hücre biliyorsunuz ki bir canlı organizmanın en basit birimi. Ve tüm canlılık işlevlerini sürdürebiliyor tek bir hücre. Tamamen bağımsız yaşayabiliyor ve çok da karmaşık davranışlara sahip olabiliyor. Hücre zarıyla çevrili ve hücre zarının temel işlevi hücre bütünlüğünü korumak. Fakat en önemli işlevlerinden bir tanesi ise hücrenin çevresiyle seçimli madde alışverişini meydana getirmesi. Madde alıyor, veriyor. Yani reaksiyonlar sonucu artık ürünlerin de dışarıya atılmasını sağlıyor. Bu da hücre zarının işlevlerinden bir tanesi. Burada tabii hücre zarından hücreye girişler, çıkışlar sadece reaksiyon sonucu artık ürünlerin çıkması ya da reaksiyonlar için gerekli olan maddelerin girmesi şeklinde olmuyor.
Bizim konumuz için biyoelektrik olaylarının da sürdürülebilmesi amacıyla hücre zarından iyonların geçişi söz konusu oluyor. Evet, hücrelerde hücrenin içi ile dışı arasındaki madde ve enerji taşınımları hücre zarından tanecik geçişlerini, tanecik hareketlerini içeren olaylardan meydana geliyor. Burada tanecik hareketlerini içeren olaylar çok karmaşık. Çünkü hücre zarından her atom ya da molekül belirli bir yolla geçmiyor. Bunların geçiş yolları var. Bunlara dersin devamında değineceğim. Fakat hücre düzeyindeki en önemli tanecik taşınımı Fick yasasından da hatırlayacağınız konsantrasyon gradiyenti etkisinde meydana gelen taşınım. Yani difüzyon adını verdiğimiz taşınım şeklinde oluyor. Evet, difüzyon olayına bir bakalım. Burada Fick yasasını görüyorsunuz. Birim yüzeyden birim zamanda geçen madde miktarı difüzyon akısı, difüzyon akı yoğunluğu şeklinde adlandırılıyor. Buna sebep olan şey konsantrasyon gradiyenti, şu difüzyon katsayısı ve gradiyentin tersi yönünde, gradiyent vektörünün tersi yönünde olduğuna dair geçişin bir eksi işaretini görüyoruz. Evet, Fick yasasına göre şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir boru olsun. Bu borunun içerisinde şurada konsantrasyonun fazla, burada daha az, burada ise daha az olduğunu düşünürsek bu konsantrasyon bölgeleri arasında geçişin meydana gelmesi konsantrasyon gradiyenti sebebiyle oluyor. Ve birim yüzeyden geçen madde miktarı, birim zamanda geçen madde miktarı bu boru için difüzyon akı yoğunluğu olarak adlandırılıyor. Başka bir deyişle difüzyon akı yoğunluğunu hesaplamak istersek şu grafiğe bakalım. Mesafeye bağlı konsantrasyonun değişimi grafiğini görüyorsunuz bu boru için. Konsantrasyon görmüş olduğunuz gibi mesafeye bağlı olarak azalıyor. Yani sol taraftan sağa doğru mesafeye bağlı olarak konsantrasyonun azaldığını düşünürsek iki keyfi olarak seçtiğimiz nokta, mesela şu kesit yüzeyi ile şu kesit yüzeyi arasındaki mesafeler, x1, x2 arasındaki mesafe delta x olsun. Bu iki mesafe arasındaki konsantrasyon farkı da, yani c1, c2 arasındaki fark da delta c olduğunda şu görmüş olduğunuz üçgen içerisinde kalan alan birim yüzeyde birim zamandan geçen birim yüzeyden birim zamanda geçen madde miktarına, yani difüzyon akı yoğunluğuna karşılık geliyor arkadaşlar. Bu difüzyon olayı rastgele hareketler sayesinde oluyor. Tabi bu rastgele hareketlerin işte moleküllerin, iyonların çarpışarak gelişigüzel hareketleri sayesinde meydana geldiğini biliyorsunuz. Bu da kinetik enerjiyle orantılı bir şey. Bu atomların ya da moleküllerin sahip oldukları kinetik enerji 1 bölü 2 m kare kadar. Buradaki m'in, yani kütlenin 3 bölü 2 kt ile gösterilebileceğini düşünürsek, özür dilerim, düzeltiyorum, mv karenin 3 bölü 2 kt ile gösterilebileceğini düşünebiliriz burada, çünkü atomlar ya da moleküller söz konusu. Bu nedenle kütle sabit olduğuna göre sıcaklığa bağlı olduğunu söyleyebiliyoruz sahip olunan kinetik enerjinin. Yani kinetik enerjinin büyüklüğü sıcaklık ile doğru orantılı. Bunları tabii ki ezberlemenize gerek yok. Burada bilmeniz gereken şey bu. Şimdi bir çözelti içerisinde v hızıyla hareket eden bir molekül hızıyla doğru orantılı. Fakat zıt yönlü olarak görmüş olduğunuz F kuvvetiyle karşı karşıya kalmakta. Şimdi 19. dakikamız bitti arkadaşlar. Bu ikinci videoyu burada sonlandıralım. Ondan sonra üçüncü videodan bunu devam ettiriyorum.